Herkese merhabalar. Aç parantez yayınına hoş geldiniz. Bugün Türkiye İşçi Partisi İstanbul Vekili Milletvekili adayı Esmeray ile beraberiz. Esmeray hoş geldin. Hoş bulduk Kemal. Teşekkür ederim beni konuk ettiğin için. Ay, sen de konuk olduğun için ben teşekkür ederim. Bir de paylaşımına bayıldım. Ne yazmışsın? Yayındayız aşkım demişsin. 15'te. Evet. Bayıldım. şimdi... Bir kısa giriş yapalım Esmeray istersen, sonra topu sana atacağım. Senin anlatacakların önemli çünkü. Biz aslında bilmeyenler için söyleyeyim. Eskiden Esmeray'la ÖDP'de beraber politika yürüttük. Biraz aslında o dönemleri merak ediyorum. Çünkü 2001'lerden, 99'lardan bahsediyorum. Beraber politika yürüttük ama sonraki süreçte ne yazık ki yollarımız ayrıldı. Şimdi sen hala siyasete devam ediyorsun, bu sefer vekil adayı olarak devam ediyorsun ama ÖDP sürecinde hatırlıyorum Demet Demir aday olmuştu. Sen o dönem mücadelenin içindeydin ama biraz daha hani Isparta'dan aday olmuştu. Onu da net hatırlıyorum ve tartışılmıştı ÖDP'nin ilk, Türkiye'de ilk trans aday olarak ama Isparta'da seçilir mi seçilemez mi diye çok tartışmıştık. Sen o dönemlerden bu dönemlere böyle yavaş yavaş gelmeye çalışacağız ama bu 20 sene geçmiş, 20 yıldan fazla hatta değil mi? 23 yıldan falan bahsediyoruz. O 99 seçimleri diye yanılmıyorsam. O dönemki durumla şimdiki durumu nasıl kıyaslıyorsun LGBT'yi mücadelesi açısından? Kendi kişisel tarihini de tabii içine katarak sonra cadının bohçasına da geçeceğiz. Onlarda, oralarda bir şeyler anlatıyorsun. Evet. Evet. Şimdi... ÖDP'ye üye olma sebebim bir arayıştı aslında. Ben hani cadının bohçasında da anlatıyorum. Bana dayatılan seks işçiliğinden çıkmak için ve hani yapabileceğim bir sürü iş var, bunların önünü açmak için ben bir arayış içindeydim. Demet Demir'in ÖDP'ye üye olduğunu ve böyle bir partinin varlığından haberdar oldum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa legal siyasi bir parti böyle açılımlar yapmış. Bayağı bir hoşuma gitti. Hemen Demet'le tanıştım. Da zaten öncesinden de tanışıyordum. Daha yakın ilişki kurmaya başladım. Üye olduk ve Beyoğlu ilçeye geliyorduk. Çok zordu benim için. Çünkü o zamanlar ben yani sosyal alanlardan ve toplumsal alandan soyutlanmıştım. Yani biraz geri kalmıştım. Kendi içime kapanmıştım. Ve neredeyse pratik yapamıyordum, konuşamıyordum, okuyamıyordum. Çünkü belli bir süre sonra öyle oluyorsunuz. ÖDP benim için bir şey oldu, okul oldu. Orada ben sadece dinliyordum Kemal, hatırlarsan. Çok fazla söz almıyordum. Çünkü ne diyeceğimi bilemiyordum. Dil bana yabancıydı. Çok akademik bir dil kullanılıyordu. Ben arka kulislerde soruyordum. Bu ne dedi? Buna ne cevap verilmeli? Dikkat edersen hiç o zaman konuşmuyordum. Ben şey gibi veri topluyordum ben aslında o zamanlar. Nasıl kendimi konuşturabilirim? Acaba bir gün ben de çıkıp böyle platformlarda konuşacak mıyım hayalini kuruyordum. Dolayısıyla ÖDP benim için çok önemli bir nokta, bir dönüm noktası diyelim. Ya da işte ÖDP ile birlikte ondan öncesi şey vardı, Sokak Sanatçılar Atölyesi vardı. Orada oraya gittiğimde orada daha çok üretim vardı. Hani sokak çöplerinden çöpleri işte atık maddeleri toplayıp onu yerinden üretip tekrardan sokağa taşıma gibi bir girişimdi orası. Çok politik bir alan değildi. ÖDP'de beni politik alanda besliyordu. Demet'le birlikteydik ve çok heyecanlıydık. Çok fazla trans kadını üye yaptık, üye oldular. Çünkü gerçekten inanılmaz bir projeydi bize o zaman ve bir nimetti. Yani ben çok heyecanlanmıştım yani, çünkü o zamanlar DEHAP'tı galiba, değil mi, yanlış hatırlamıyorsam. DEHAP olmadı. Evet, oraya gitmek istiyordum fakat oraya çok erken düşünüyordum.
Gidemiyordum, cesaret edemiyordum. Çünkü ailem beni henüz kabul etmemiş. Hmm. Parti hiç etmeyecek. Çünkü yani şeyi bilmiyordum. Şöyle düşün. Ben sudan çıkmış balık gibiydim. Çırpınıyordum. Ve durağım ÖDP oldu. Çok da iyi oldu. Sonraki süreci biliyorsun. ÖDP'de ne yazık ki ayrışmalar oldu. Evet, yani ben de hatta sizlerle birlikte ayrıldım. Bir grup ayrıldık. Çok sonra diğer gruplar ayrıldı. O proje ne yazık ki tek bir şeye kıstırıldı, kaldı. Sonra zaten o aralar LGBT hareketi filizleniyordu. İşte Lambda İstanbul toplantıları oluyordu. Daha dernekleşmemişti. Sohbet toplantıları, tanışma toplantıları oluyordu. Bir yandan ona katılıyordum. Diğer yandan kaos vardı. Kaosu okumaya çalışıyordum. Ve bu ÖDP'den ayrıldıktan sonra ben feminist hareketle tanıştım. Tek tek bağımsız feminist kadınların toplantılarına katıldım ve beni inanılmaz şey yaptı. Evet, benim yerim bura. Hani kendimi daha rahat ifade edebilirim. Kadınların daha çok olduğu bir yerde ve beni iyi anlayabilecek bir platform burası. Feminizmi öğrenmeye çalıştım ve okumalar başladı. Orada da henüz konuşamıyordum. Yine topluyordum ben. Ve ne oldu, ne yaptı? Feminist hareket birden bir patlama yaptı bende. Artık biriktirdiklerimi yavaş yavaş söylemeye başladım. Ve bütün bu az önce saydığım siyasi oluşumlarla da hep paralel gittim. Hep arkadaşlarım vardı. Hatırlıyorsan sizinle de beraberdim. Buluşuyorduk, konuşuyorduk. Türkiye'nin genel sorunları üzerine konuşuyorduk. LGBT hareketi, Kürt hareketi, işçi sınıfı, emek eksenli hep devam etti bir şekilde mücadele. Buralara kadar geldim diyeyim. Öyle oldu. Esmeray, bu söylediklerini aslında ben belki de bir özür borçlu olmalıyım sana. Bazılarını ilk defa duyuyorum. Çünkü mesela senin konuşamamanın müsebbiplerinden birisi de ben olsam gerek. Benden kastım hani bir akıllı bir evet, sağlık. Anlıyorum. O mücadelenin içerisinde dönüp belki sana bakmamışızdır. Belki de yeterince dikkat etmemişizdir ki mesela şu anda duyuyorum bunu. Esmeray niye konuşmuyor? Neden? Hiç mi derdi yok? Yani bizim hepimizin derdi vardı. Esmeray'ın mı biri yok diye. Belli ki dilimizi ya da tavrımızı ona göre o dönem kurmamışız. O Türkiye'de ilerici olduğunu söylesek de belki zayıf olmuş ama peki senin açından, o açıdan özür dilerim, onu söyleyeyim bir kez daha. Estağfurullah. Senin açından peki bu hem karma örgütte, aslında sosyalist bir örgütte, partide yer almış oldun ve sonra aslında feminist örgütlerle daha bir sonraki belki aşamaya sıçramış oldun ama o dönemde feministlere de böyle solun bakışı, tartışmalar hala sürüyor. Biraz şeydi, hani sınıfı bölüyorsunuzdu. Senin açındansa hem bir işçi sınıfı mücadelesi, hem bir LGBT'yi mücadelesi, hem de Kürtsün, Kürt yani ulusal özgürlük, eşitlik mücadelesi, hepsi bir arada, yani bu kadar çok şeyi bir arada taşımak nasıl bir yük senin için Esmeray? Ya çok ağır bir yüktü ve halen de çok ağır bir yük. Yani böyle bazen kendimi parçalara ait hissediyordum. Yani bazen kendimi böyle parça parça hissediyordum. Yani çünkü Kürt olmamdan kaynaklı sorunlar yaşıyorum. İşte tanıdığım yeğenlerim, arkadaşlarım, çocuklarım Kürt olduğu için öldürülüyor bir yerlerde. Ve yeni kurduğum bir hayat, arkadaşlarım, kız kardeşlerim ve kızlarım öldürülüyor. Onların cenazesini kaldırıyorum bir yandan. Bir yandan da diğer cenazelerin yaslarına yetişmeye çalışıyorum. Böyle ağır bir süreçti benim için. Hepsine yetişmeye çalışıyordum. Fakat yani eve gidince de böyle şey oluyordum Kemal. Yani ben neredeyim, kimim, hangisine yetişeyim, nasıl yapayım, çok mu salağım, ben niye uğraşıyorum gibi sorgulamalar da oldu bende. Sonra sabahleyin uyanıyordum. Yani hayat devam ediyor, benim yaşamam gerekiyor ve benimle birlikte aynı sorunları yaşayan çok arkadaşım var ve bunlar neredeyse mutlaka yanında olmam gerekiyor ve birlikte güçlü olabiliriz. Bunu hani sol hareketin içinde ve aynı zamanda feminist hareketin içinde
öğrendim. Yani ne kadar örgütlü olursak o kadar çok sesimiz gür çıkacak şiarıyla, yani şeyiyle yoluma devam ettim. Bu yükler o kadar ağırlaştı ki zamanla, yani mesela ben şeyi fark ettim, bu ameliyat oldum ya, orada bedenime haksızlık ettiğimi düşündüm. Hiç mesela 6 yıl üst üste kalp krizi geçirmişim, ben başka bir hastalık zannediyorum bunu. Mide spazmı zannedip işte sıcak su torbası yapıp üstüne koydum. Günlerce doktora gitmedim, bu ağrıdır geçer. Sonra da birden patlak verdim. Meğerse yıllarca üst üste kalp krizleri geçirmişim. Bedenime çok haksızlık etmişim ve bedenime saygı duymamışım ya da şey yapmamışım. Bu şey gibi oldu, böyle hani birikmiş 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 birden patlamış gibi hissettim kendimi. Sonra kendi kendime karar verdim. Ben mesela kalbimden özür diledim. Böyle elime aldım, gözümü kapattım, özür diledim. Benim daha çok yapacak işim var. Seninle birlikte olmaz, bunu çok iyi biliyorsun. Ben sana haksızlık yaptım, bunu biliyorum. Beraber ele verirsek bu işin içinden çıkarız gibi konuştum ben böyle. Sonra bir dinlenme için kendi kendime bir karar aldım. Yani bir yandan oyunlar devam ediyor. Ondan sonra işte sahne çalışmaları vesaire, pandemi de çok kötü günler yaşadık hepimiz. O ameliyattan sonra ben bir söz verdim kendime, kendimi dinleyeyim. Yani kalbimi biraz dinlendireyim dedim. Tam dinleniyordum. Sonra bir yandan da takip ediyorum tabii. Yani çocuklar öldürülüyor, halen trans kadınlar öldürülüyor. Halen sorunlar aynı ilk benim bıraktığım gündenki gibi devam ediyor. Takip ediyorum. Siyasi partilerin duruşunu, bakışını, kadın hareketinin bakışını, LGBT artılara, bunları takip ediyorum. Sorun bitmiyor. Ve dolayısıyla biraz böyle hani yok benim için bu kadar rahatlık iyi değil dedim. Yani tam tersi, kalbimi dinlendirmek isterken yine haksızlık yapacağım. Yine hani içime kapanacağım. Bir şeyler yapayım. Tabii bir şeyler yapıyordum. El işleri vesaire vesaire, ama diğer taraftan da yine beni hani zora sokacak sorunlar halen devam ediyor. Türkiye İşçi Partisi'ne üye olayım dedim. Yani şöyle oldu Kemal, yani HDP'nin içindeydim, HDK'ye girdim, bunları biliyorsun. Hı-hı. Orada tabii ki bir sürü emek verdim, bir sürü insan bana emek verdi. Orada çok iyi açılımlar oldu. Orada çok iyi bir ivme kazandık LGBT politikası bakımından baktığımızda. Sonra işte Çanakkale'de olmam ve orada HDP'nin zayıf olması, tipin biraz daha güçlü olması ve tipli kadınların ve erkeklerin dediğim karma LGBT'liler de var Çanakkale'de, bana yakınlık göstermeleri vesaire, ya üye olayım dedim, hiç olmasa hani bu noktadan yani bir tekrar yeniden bir şey yapayım, yani bir işe yarayayım dedim, üye oldum. Çünkü tip aynı zamanda şeyin de, yani var olduğu günden beri diğer sol örgütlerle ve HDP ile ortak iş yapan bir parti. Hiçbirimiz birimizden farklı ben görmüyorum, her şeye rağmen görmüyorum. Aynı yerdeyiz, aynı noktadayız, aynı şeyleri söylüyoruz. Buraya üye olayım dedim. Ay, bazı espri yapıyorum kızlara, diyorum ki çocuklara, işte LGBT komisyonuna, keşke olmasaydım. Ertesi gün hemen aradılar beni. Tip genel merkezinden bir telefon geldi. Genel merkez üyesi bir kadın, yönetim kurulunda bir arkadaş, MYK'da bir arkadaş. Ben aynı zamanda LGBT komisyonundayım, seninle çok özel bir şey konuşacağız dedi. Ben de şey zannettim, daha ondan öncesi sanat komisyonundan bir arkadaş aradı. Herhalde dedim onun devamıdır. Hani ben de tiyatro yapıyorum, onunla ilgili konuşacağız. Hani düşünmüyorum falan böyle şeyleri. Sonra geldim tipe, yani ben de bahane arıyorum İstanbul'a gelmek için. Dedim ki zomdan olmaz, ben İstanbul'a gelmek istiyorum. Orada Refikler Komünü var, belki duymuşsun Çanakkale'de. Onlar şey yapıyor, yani ürettikleri ürünleri İstanbul'a getiriyor. Genç çocuklar var, onlarla buluşuyorum. Onlar dediler ki abla biz İstanbul'a gidiyoruz, gitmek istiyorsan bizim arabaya bin. Tabii dedim, arabalarına bindim. Hani masrafım da olmayacak, külfet de olmayacak. Bindim geldim, o kadar güzel çalışmışlar ki çocuklar.
LGBT komisyonu. O kadar muhteşem bir altyapı oluşturmuşlar ki bütün LGBT dernekleriyle konuşmuşlar, tek tek LGBT'lerle konuşmuşlar. Bana bunu böyle aktardılar. Ve herkes senin adı üst üzerinde birleşiyor. Sadece LGBT hareketi değil, kadın hareketi, işçi sınıf ve kiminle konuşursak seni öneriyor. Sen zaten bir olmuşsun yani. Evet, ve elimi tuttular. Hani hasta olduğunu biliyoruz. Ben dedim hasta değilim, iyileşmişim falan böyle. Çünkü ben açtım onu. Ben kalp hastası artık değilim. Ameliyatı atlattım, gitti. Şimdi Kemal, bu çocukların gözünün içine baktım. Bir de ameliyattan sonra insan karakteri değişiyor demişlerdi. Ben gülmüştüm, biraz değişiyor insan. Her şey gözüm doluyor, ağlıyorum. Yani böyle duygusal bir anımı yakaladılar. Ben şimdi bu çocuklara nasıl hayır diyeyim? Yani nasıl şey diyeyim? Yani işte niye yeşil soldan seçilmedim? Niye onlardan teklif gelmedi? Bilmem ne, bunlara girmedim ve evet dedim. Çünkü ben yeşil sol ve tipi birbirinden ayırt etmedim. Halen de etmiyorum. Dolayısıyla evet dedim ama bir yanımda da ay ben taşıyabilecek miyim? Sonra LGBT komisyonundan bir kadın arkadaş bana dedi ki Esmerek, başkan burada. Ben de zannettim ki başkanı, ilçe il başkanı orada. Ama içeri girdim Erkan Baş. Ve Erkan Baş'ı görür görmez o hani LGBT artılarla ilgili bu AKP'nin başlattığı ötekileştirme politikaları, Tuğçe Kazas, aile yürüyüşleri bilmem ne. Erkan Baş'ın orada bayrağı çıkarıp görüntülemesi, o Stalin bıyıklı adam böyle evrilmiş lan dedim kendi kendime. O aklımın bir yerindeydi. Sonra karşımda görünce yani kendiliğinden böyle Erkan sana sarılacağım dedim. Sarıldım, o da bana sarıldı. Acayip bir enerji ve şunu hissettirdi bana. Yani ilk defa bu kadar politik bir arenanın içindeyim. Tabii ki feminist hareketin bana kattıklarını asla inkar edemem. ÖDP'nin bana kattıklarını asla inkar edemem. Ama siyasi bir parti, meclise girme şansı çok yüksek olan bir parti bana bu kadar güzel bir alan açtı ve bunu hissettirdi. Yani omuz omuzayı seninle birlikte gideceğiz dediler bana. Ben de kabul ettim. Pişman mıyım? Değilim. İyi ki de kabul etmişim. Çok yapacak şeyimiz var. Ve ben şunu da belirtmek istiyorum. Bu saate kadar, bu noktaya kadar beklemediğim yerlerden, beklemediğim LGBT oluşumlarından, beklemediğim kadın oluşumlarından geri dönüşler ve destekler geliyor. Bu işi kıvıracağız gibi geliyor bana ve kıvıracağız, mecliste olacağız diye düşünüyorum. Hikayen çok güzel Esmeray. Seni böyle arada bir sürü şey sorasım geldi ama tuttum vallahi kendimi. Çünkü çok fazla bana soracak şey de verdim. Bir yandan hiç konuşmadığım bir dönemi söyledin ama arkasından cadının bohçasını açtın. Onu sormak istiyorum. Orada da siyaseti de ÖDP'yi de anlattın ama muhtemelen o hep güncellediğim bir şey değil mi? Ben 2012'de mi 13'te mi gelmiştim senin gösterine? Evet. Çok da güzel bize ne diyelim hafif hafif şeyler yapıyor, serzenişler yapıyordun. Çok keyifli. Bunu pek kimse yapmaz solda ne yazık ki. O cadının bohçasından saçılanlar, böyle çok söylediğin şeylerden biraz bahsetmeni isteyeceğim. Sonra bu YSP'de olabilirdi dedin ya, hani ondan da biraz bahsedeceğim. Çünkü YSP tip arasındaki bu tartışmalar seni nasıl etkiliyor diye de soracağım unutmadan. İki sorum var yani sana. Ama önce cadının bohçası. Şöyle, cadının bohçası bende birikmişliğin patlamasıydı. Yani bunu mutlaka yazacağım. Hani evet, hani yazmak da çok önemlidir. Fakat ben insanların gözüne bakarak anlatmak istiyordum bazı şeyleri. En hani yaşadıklarımın en minimalize etmiş bir portresini çıkarıp ve sadece benim yaşadığım değil, benimle birlikte bana yaşatılanlar, yani çok dikkat etmeliydim. İnsanların bana acımasına değil, benim yanımda durabilecek şekilde bunu yapmam lazım ve asla insanların bana acımasına fırsat vermemem gerekli olduğunu düşünerek böyle bir dili oluşturmak, kadın dilini oturtmak, feminist bir dili oturtmak ve belden aşağıya gitme riski çok yüksek böyle anlatıların. Oraya kaymaması, içinin boşalmaması ve dolayısıyla
hani benim hikayelerim cadının boçasında saçtığım, anlattığım hikayeler politik hikayelerdir. Çocukluğuma gidip geri dönüyorum fakat aynı zamanda politik gündeme geliyorum. Yani ÖDP'de yaşadıklarımı da tabii ki anlatıyorum, yazdıklarımı, olumlu ve olumsuz yönleriyle. Fakat dediğim gibi şöyle, ÖDP küçük küçük şeyler yaşadık, tabii ki büyük tartışmalar da yaşadık. Fakat bana çok şey kattı Kemal. Yani ben sosyalizmi orada öğrendim. Hani bunu nasıl Karfurt'ta inkar edebilirim? Bunu zaten cazının bohçasında da ne söylüyorum ne de söylemiyorum aslında. Ya da söylüyorum belki hepsini, insanlar sonuna doğru anlıyor. Dolayısıyla cadının bohçası böyle ve zamanla cadının bohçası o dönem çok üniversitelerde çok talep geldi ve başka şehirlerde çok talep geldi. Avrupa'dan çok talep geldi. Cadının bohçası birden benden çıktı. Şeye dönüştü. Sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Yani işte cadının bohçası üniversitede tez konusu oldu. Cadının bohçası toplumsal cinsiyet derslerine taşındı. Beni derslere soktu hocalar cadının bohçasını anlattıktan sonra. Böyle inanılmaz güzel gelişmeler oldu. Ve halen de cepte çok fazla güncellemiyorum. Çünkü hani evet güncelliyorum hikayenin hepsini, tamamen güncellemiyorum. Çünkü o hikayeden yaşadığım deneyimleri günümüze taşımakta istiyorum. Hani günümüzden belki bir iki şey söylüyorum fakat o hikayelerin günümüze gelmesi de çok önemli. Araya gireceğim hemen burada, ÖDP'den de bahsettiğin için onu tamamlayayım. Şimdi ben sosyal medyada çok tartışma gördüm. ÖDP'de olmadı bu proje. Şimdi tipte niye olsun? Tip vekilleri niye seçilsin? İyi bir tartışmalar. Sonuçta tipten adaysın ve doğal olarak seçilmek istiyorsun. Ki biraz önce de Bilge diye bir sosyal medyadan arkadaşımız. Mecliste LGBT'yi artıları görmek istiyoruz. Trans görmek istiyoruz. Biz varız ve her yerdeyiz demiş. Şimdi geçmişten farklı olarak tipte bir ister istemez insan kıyaslama yapıyor, yani 20 yıl öncesi ve bugün. Hiçbir ilerleme kaydetmemiş mi durumdayız ki hani kazanamazsın tekrardan sol ve sosyalistlerin tipin, başka partiler de var tabii ama neden kazanamazsın? Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Evet. Ya şimdi insanların kafası karışık. Bir kere şuradan bakıyorlar. Yani ben çok fazla şey tartışmasına girmek istemiyorum. Çünkü biz Yeşil Sol'la birlikte yürüyoruz. Yani bunu tartışmaya açmak bile istemiyorum. Zaten karar, ben merak ettim. Yani evet, evet. Zaten karar alınmış. Yani bloktan girilmiş. Yani bitti. Gerisi hani biz önümüze bakmamız gerekiyor. Yani aklı başında olan bütün o sosyalist bloktan olan herkesin bunu düşünerek hareket etmesi lazım. Şimdi bu hani insanlar zannediyor ki tipin önünde bir baraj engeli var. Hani o baraj engeli de insanı caydırıyor ya, mesela ÖDP'de biz bunu yaşadık. Nasıl olsa barajı geçmeyecek, son anda insanlar oy vermedi. Fakat şimdi burada öyle bir şansımız var. Yani baraj sorunumuz yok. Blokla girdiği için baraj sorunu yok. Dolayısıyla sosyalist bir partiye tipe verilen oylar, çünkü ayrı bir şeyle girdin ya. Kendi bloğu şeyle girdi, amblemine girdi. Evet, dolayısıyla hiçbir oy boşa gitmez. Yani imkanı yok. Boşa gitmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Çünkü seçim sistemi, şimdi ben o matematiksel şeylere girmek istemiyorum. Yani herkesin oyu herkese gidecek zaten. Büyük partilere gidecek önce. Sonra ondan bir aşağısına gelecek. Sonra en aşağıya gelecek. Yani orada bir de bizim resimlerimiz olacak. Yani bizim şeyimiz olacak. Ve oylarımızın rengi bellidir yani. Çünkü araya bir de şunu gözlüyorum Kemal, ben sokağa çıktığım zaman gerçekten arada böyle sıkışmış bir seçmen var. Özellikle ikinci bölgede, benim bölgemde. Bunlar yani nasıl söyleyeyim, böyle hani ben politikacı da değilim, yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Yani politikacı değilim şu anlamda söylüyorum, yani real politika. Hani daha önce böyle bir deneyimim olmamıştı hani meclis. Oy isteme vesaire. Şimdi şöyle bir şey, yani şöyle geri dönüşler oluyor. Yani emek eksenli bakıyor. İşte LGBT'lerin haklarını savunuyor. LGBT artıları mecliste görmek istiyor. Ama şimdiye kadar
gösterilmediği için inanılmaz bir oy potansiyeli var ve bu insanlar şimdiye kadar buna tepki gösterdiği için oy vermemiş. Şimdiye kadar ciddi bir şekilde işçi sınıfının sorununu, ne bileyim işte emek eksenli bir bakış açısıyla bakmadığı için var olan, şu an meclisteki var olan partilere oy vermemiş, arada kalmış, sıkışmış bir seçmen var. Böyle bir grup var ve bu gruptan bir patlama bekliyoruz açıkçası. Ben bekliyorum. Çünkü artılarda da var mı böyle bir durum? Şöyle, LGBT artıları mı soruyorsun? Hı. Ya inanılmaz destekler alıyoruz. Hı. Yani şöyle açıklayayım, daha böyle samimi olsun diye söyleyeyim. Şimdi gay zone, gay max gibi böyle hani apolitik, politikayla çok uğraşmayan işte o tanışma grupları var mesela internet üzerinde. Bunların hatırı sayılır şeyleri var, takipçileri var. Ve bunların hiç şimdiye kadar hiçbir seçmen, ne kadar LGBT politikasını yapacağız diyen hiçbir milletvekilini açıktan desteklemediler. Şu an beni açıktan desteklediklerini beyan ediyorlar. Ve internet üzerinden inanılmaz dönüyor bu. Sokakta inanılmaz bir destek var. Bir de Kemal, ben şunu, hani sosyal medya yanıltıcıdır. Hani popülizm kültürü var ya, inanılmaz yanıltıcıdır. Sosyal medyada böyle, benim çok fazla kullanmadığım için sosyal medyayı, çok az bir insan kitlesi beni takip ediyordu şimdiye kadar. Yani diğer şeylere baktığımızda az değil, azımsanmayacak kadar vardı. Ama sokağa çıktım böyle bu milletvekili birlikte, ya böyle hiç beklemediğim yerlerde, beklemediğim alanlarda, beklemediğim kafelerde, beklemediğim sokaklarda, yani 3 insandan ikisi ya da biri beni tanıyor. Bu çok ilginç geldi bana. Ay ben tanınıyormuşum falan oldum. Ve bu çok güzel bir şey. Bunu sosyal medyada popülizm haline gelmemesi ve insanların içinden ve şeyle takip ediyor olması ve gelip... O halde işte, o araya giriyor. O halde toplumda ya da böyle iktidarın anlattığı gibi böyle büyük bir tepki yok LGBT'yi artılara belki de, yani... Ya şöyle, yok gibi. Sokaktaki destekten de bahsediyorsun. Evet evet, yani mesela ben açıkçası daha fazla bir şeyin geleceğini bekliyordum. İşte şeyden korkuyordum, yani sosyal medyada bir linçe uğrarım. Ondan sonra sokakta herhangi bir saldırıya uğrarım. Çok minik minik şeyler oluyor ve onların kimin yaptığını da ben biliyorum aslında. Öyle de bir şey var. Hani başkasıymış gibi yapıyor. Neyse, oraya çok fazla girmeyeyim. Bunları seçimden sonra çok güzel bir yazı yazacağım bununla ilgili. Onun dışında yok. Ne sokakta bir öfke var. Yani başörtülü bir kadınla geliyor. Mesela Beşiktaş'ta gezdik. Bir tane kadın bağıra çağıra, ben Esmeray'ı göreceğim, hiç tanımıyorum kadını. Bizim evde 10 tane oy var. Oyu onun da senin dedi. Biz sana vereceğiz dedi. Artık yeter dedi. Farklı bir ses istiyoruz. Farklı insanlar istiyoruz. Renk istiyoruz. Kadın işte, bak ben soğan alamadım, pazarı gezdik biz Beşiktaş'ta. Buna benzer çok fazla destekler geliyor ve trans erkek ve trans kadın gruplarından çok iyi destekler ve geri dönüşler geliyor. Çünkü insanlar artık gerçekten mecliste bir LGBT'yi temsiliyeti istiyor. Çünkü biz, yani insanlar görüyordu bunu, LGBT artılar da bunu çok iyi biliyordu. Bir trans kadın öldürüldüğünde biz meclisin önüne gidip, yani bunların önünü kesmek için ya da LGBT artılara yapılan baskıların önünü kesmek için yalvara yakara milletvekillerinden randevu almaya çalışıyorduk. Kim kabul ediyordu? Son zamanlarda hiç kimse kabul etmemiş. Onu da yeni öğrendim. Tipin dışında hiçbir parti kabul etmemiş. Şimdi bunlar da var. Bunlar artık olmayacak, bir temsiliyetin orada olması. Benim orada olmam da, hop direkt benim, bana telefon atacak milletvekiliyim ben. Hop gideceğim, alacağım, nedir, olayı nedir, bununla gelip hop direkt orada soru soracağım. Soru önergesi vereceğim, dile getireceğim. Bu insanları niye öldürüyorsunuz kardeşim? Bu insanlara niye iş vermiyorsunuz kardeşim? Yani biz de bu ülkede her yurttaş gibi eşit haklara sahip olmak istiyoruz. Daha refah ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bunu birinci ağızdan, bunu yaşayan birisinin orada temsiliyetini çok istiyor bu kesim. Esmeray, biraz senin hikayenden uzaklaşmak istemiyorum. Çok uzaklaşma baba. Ama
Politika önemli ama sonra geleceğim. Şimdi sen dedin ya, seks işçisi ben olmak istemiyordum o dönemler diye bahsettim ve bir iş bulmacanın bohçasına da yanılmıyorsam yani hatırlıyorum, bahsediyorsun biraz. Yani biz bildiğin, istediğin, sevdiğin bir işi yapmak istiyorsun ama sistem seni oraya doğru sürüklüyor. Sonra da seni kendince, tabii kendi bakış açısından yargılıyor. Bakın görüyor musunuz hepsi böyle diye. Bu çıkışı sen diyelim ki esmer olarak başardın diyelim. Ama bu kişisel bir başarı mı, toplumsal bir başarı olarak nasıl ortaya çıkacak? Belki vekil olman kritiktir ama bu ikiyüzlü ya, politikayı nasıl deşifre etmeyi düşünüyorsun? Hem seni oraya sürükleyip hem de bakın orada demesi. Nasıl çözülecek bu? Evet. Ya şimdi bunun cadının bohçası çıkışıyla bayağı bir hani gündeme geldi ve cadının bohçasından sonra benden yani beni görüp feyiz aldıktan sonra benim hikayeme benzer hikayeler çıktı. Benim de tiyatro yapan başka trans kadınlar çıktı. Yani trans erkekler, trans kadınlar şu an birçok yerde aynı benzer hikayeler anlatılıyor sahnelerde. Ve drag queen'in önü inanılmaz bir şekilde açıldı. Yani bunun toplumsal boyutu küçük küçük de olsa gelmeye başladı. Hani bu toplumsal bir çıkış gibi oturuyor yavaş yavaş rayına. Bu mecliste de aynı şekilde olacak diye düşünüyorum. Benim orada milletvekili olarak gidip sorunlarımı birinci ağızdan anlatıp hani sizden hiç farkım yoktur, bunu Türkiye'nin en büyük platformunda gösterdikten sonra bundan cesaret alıp belki CHP ileriki seçimlerde birinci sıralarda LGBT adayı gösterecek. Bakın hiçbir şey olmuyor. HDP gösterecek. Bakın hiçbir şey olmuyor. Belki sağ partiler bile gösterecek. Çünkü bunun örnekleri var Avrupa'da. Bunun örnekleri hani tırnak içinde gelişmiş ülkelerde ya da işte burjuva demokrasisinin yüksek olduğu ülkelerde bu mücadelenin çıkış noktaları ve parlamentoyla birlikte daha yaygın hale gelip yani ne bileyim bir Avrupa'da görüyoruz bir Dışişleri Bakanı çıkıp ben lezbiyenim artık diyebiliyor. Bir devlet başkanı benim partnerim erkektir diyebiliyor. Bu yani benim mecliste ön ayak olup ondan sonraki süreçlerde bunu da Türkiye'de görebiliriz. Görürüz yani. Çünkü bunun örneğini yani Bülent Ersoy sahneye çıkıyor. Hani insanlar alkışlıyor ve Türkiye'nin siyasi bir partisi iktidardaki partisi sofrasına çağırıyor ve alkışlıyor. Peki ama aynı iktidar tam karşıt konuşma evet, iktidar da yapıyor ve mesela Bülent Ersoy da hiç o alanlara girmez. Bir dakika ya ben varım burada demez hiç. Nasıl karşılıyor? Hayır. Yani burada şöyle yani bu genel böyle baktığımızda böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Böyle bir ikiyüzlük çıkıyor karşımıza. Bunun hani içine baktığımız zaman Bülent Ersoy ne kadar transseksüel kadındır o da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü hiçbir zaman beyanı o anlamda olmadı. Yani ben trans kadınım demiyor. Bu da önemli. Yani onunla ilgili ne bir derdi var, ne sorunu dile getiriyor, ne de bizim yanımızda olduğunu hissettiriyor kişisel olarak. Ama görüntü olarak çok önemli bir figür. Bak işte tartışıyoruz hani. Bu toplumun ikiyüzlüğünü de şifre ediyor bir yandan da. Bazen diyorum acaba susma nedeni de o mudur? Benim varlığım zaten bunları da şifre ediyor. Gibi geliyor. Kabul görmüş durumdayım zaten. Ben değil onlar beni inkar ediyor. Yoksa evet. Ama aslında varım. Evet bu aslında o yani çünkü giyinişi yani o inanılmaz şekilde hiç kimsenin giyemediği şafşaflı tam bir drag queen yani bilmiyorum belki şöyle bir tokayı sokması bile belki politik bir mesajdır. Ben o yüzden Bülent Ersoy'u seviyorum. Hani ne bileyim o dudağını şöyle boyamaları şöyle bir politik mesaj gibi geliyor bana ya da buna inanmak istiyorum bilmiyorum. Şimdi böyle bir şey var ve bunun ne kadar görünür olursak mesela Türkiye İşçi Partisi kanal açtı bize bir görünürlük oldu. Şu an yani dünyanın her yerinde röportaj şeyleri geliyor artık yetiştiremiyorum yani. Mesela Japon kanalından aradılar. Yani Japonya hiçbir kadar
bir röportaj istememişti. Hani Avrupa'da geliyor ya. Yani şu an Türkiye gündeminde LGBT'ler konuşuluyor. Dünya gündeminde Türkiye'deki LGBT'ler konuşuluyor. Bu kadar küçük bir tek trans kadının ya da işte 3 trans kadın LGBT Türkiye çıkartması. Talya var değil mi sizde? Talya var, bir de Niler Albayrak var. Kim efendim? Niler Albayrak var. Niler, yani onların da yerlerini de söyleyelim de Talya... Evet. Talya ikinci bölge, kaçıncı sıraydı? 18. sıra. Niler Albayrak'ta 3. bölge, onun da böyle arka sıralarda. Yani şu an bir dakika, İstanbul'da o zaman ikinci bölgeden bir sen ve bir Talya, iki kişisiniz yani. İki kişiyiz. Görünür trans kadın olarak iki kişiyiz. Yani başka illerde de LGBT artılar var. Yani şu an aklıma gelmiyor. Önümde şey de yok. Yani bu bile bu kadar dünyada ses getirdiğine göre, yani ileride bunun önü açılırsa, yani evet, hani halk da duracak, işte bunlar da vardır, yıllardır birlikte yaşıyoruz. Bunu mecliste neye bağlıyorsun bu ilgiyi? Yani onur yürüyüşü 2010'larda falan binlerce insanla yapılmıştı aslında. Güçlü. Tabii en son yürüyüşe 150 bin üzerinde insan vardı. Sonra birden korktular, önünü kesmeye çalıştı İktidar Partisi. Evet, yani hani şeyi merak ettim, yani aslında bu çıkış son 10 senedir sürüyor. Şimdi niye hani vekil aday oldun diye mi, daha önce geçen seçimlerde aday var mıydı? Hatırlamaya çalışıyorum da. Yok, yoktu. Yani adayları vardı, kimse aday göstermedi. Hala bunu şeye mi bağlıyorsun? Toplumsal, ne diyelim, hani sol ve ilerici partiler olsa da bile, geçmiş için söylüyorum, hani biraz şey mi, temkinliler mi, yani neye bağlıyorsun bunu? Ve bir de buradan şunu soracağım sana, yani ya devam. Şöyle, yani bu hani şeyden korkuyorum, yani ben çünkü bizim rakibimiz HDP değil, hani yok HDP'yi kastetmedim, genel siyasette. Evet, genel. Şöyle, ben bunu şöyle açıklıyorum şimdi, insanlarda şey var, mesela benim ailemde benim annem beni çok seviyor ama halen evini almıyor. Diyor öyle ki mi? Evet, mesela diyor çok seviyor, herhangi bir yerde bir şey olursa, mal paylaşımı olursa benim payımı herkesten önce ayırıyor. Gönderin diyor, yıllardır el alemin duvarının dibinde yaşıyor ama evini almıyor. Bunun nedeni komşu ne der, el ne der, bu ne der. Şimdi genel olarak söyleyeyim, siyasi partilerden halkımız ne der? Ama artık seni herkes biliyor. Komşunun ötesinde Türkiye biliyor yahu. İşte annemin komşuları biliyor ama annem beni halen almıyor. Türkiye beni biliyor, halen bazı siyasi partiler temkinli. Yapan yeri artık seni. Evet. Halen siyasi partiler temkinli. Yani halkımız ne der? Ya kardeşim, halkın içinde mi engelliyorum? Bir çekilin ya halkla aramızda. Yani bir çekilin yani. Sahnelerde hep varlardı ama yani niye böyle günlük yani, sanki yok, sahnenin dışında bir hayatınız yokmuş gibi oluyor değil mi sizin yani? Sahnenin yani dışında siz böyle yoksunuz ve sahnede sadece var oluyorsunuz, bir avatar yani, gibi. Ya böyle oy kaybı da, yani oy kaybı yaşarız korkusu da var. Sence toplum peki bu kadar ön yargılı mı sence gerçekten? Hani evet, toplumun öyle bir şeyi var mı, yoksa siyasetçiler mi bunu uyduruyor ve toplum öyleymiş gibi davranıyor, kimse de ses etmiyor? Evet. Bence büyük bir ön yargı. Yani hani bu Einstein mi söylemişti, ön yargıları dağıtmak atomun çekirdeğini dağıtmaktan daha beterdir. Ya adam inanılmaz bunu. Yani şimdiye kadar sevdiğim en güzel sözü onun. Çünkü gerçekten öyle. Yani mesela ben insanlara deseydim, bunu örnek olarak veriyorum. Ben Çanakkale'nin bir köyüne taşınıyorum arkadaşlarıma. Belki beni korumak için, çünkü hani kötü niyetle söyleyeceklerini zannetmiyorum. Hani iyi niyetle de söylerlerdi. Sakın Esmera, yani bir trans kadın olarak nasıl köyde yaşayacağım? Şimdi ben hiç söylemeden gittim. Yaşadım ya. Yani hiç kimsenin umurunda değil. Kahveye gidiyordum, kahve içiyordum. Bütün adamlar kahveni ısmarlıyor. İstanbul'da kimsenin... buraya giremezsin diyen lokantalar oluyor ama Çanakkale'nin köyünde olmuyor. Olmadı. Yani ya algılamıyorlar. Belki köyden algılamadılar. Yani cinsiyet kimliği bilmiyorum. Fakat şimdi yani insanlar bunu anlamıyor. Kardeşim biz görünür müyüz? Biz bu şekilde dışarı çıkıyor muyuz? Bu şekilde taksiye biniyor muyuz? Bu şekilde ev kiralayabiliyor muyuz? Bu kimlikle. Toplumun içindeyiz zaten.
Yani ya zaten toplumla birlikte yaşıyoruz. Sen zaten Cadının Bohçası'nda biraz da bunu anlatıyorsun, bu iki yüzlü. Evet. Yani günlük hayatta böyle tam öyle tırnak içinde söylüyorum, tam erkek gibi gezenlerin başka bir ikinci hayatı olduğunu anlatıyorsun kendi deneyimlerinden. Evet. Değil mi? Yani mesela yani bir klişe mi yoksa gerçekten hani böyle bir ikili durum var mı yani, bir saklama? Ya tamamen bir klişe. Yani şunu söyleyeyim Kemal, biraz kafam dağıldı da. Şimdi ben geçmişte kadınlarla birlikte yürüdük Konya'ya kadar mesela. Bir sürü köyden geçtik, bir sürü yerden geçtik ve insanlar beni görünce daha bir seviniyordu ve gelip bana işte sizin burada gördüğünüz için çok memnunuz, sizin neler yaşadığınızı çok iyi biliyoruz. Bunu köydeki Hasan amca, kasabadaki Ali amca, Ayşe teyze bana söyledi. Aynı şekilde bölgeye gittim ben. Yani barış çadırları kurduk, kadın hareketiyle birlikte bölgeye gittik. Şırnak'a kadar gittim ve oradaki kadınların gelip özellikle benimle tanışmak istemeleri, kuyruğa girmeleri ve hani Kürtçe şunu diyorlardı bana: Emnazdık'ın çijihati. Yani? Biz bunu tanıyoruz. Her şey yerinden geliyor. Nasıl da yaman kafası dik yönde yürüyor. Bunu söylüyorlardı bana. Yani şimdi bu halk oy da verir bana bunu söylüyorsa. Anlatabildim mi? Sen bunun önünde, senin ön yargın mı acaba? Hani bana halkımız hazır değil diyen insanların, aslında onların bir yaklaşımı bu. Benim yerime onlar korkuyor. Korkmayın kardeşim yani. Siz önü açın. Siz halkı tanımıyorsunuz aslında. Tanısaydınız böyle söylemezdiniz. Peki buradan sana şunu soracağım. Kılıçdaroğlu'nun Aleviyim nokta videosu oldu ya. Oysa bugüne kadar hiç söylememişti Kılıçdaroğlu, biliyorsun Alevi olduğunu. Hatta o onu deyince ben de Neşet Ertaş'ı hatırladım. O da bildiğim kadarıyla hiç söylememişti. Ve cemevinden değil ne yazık ki bir yani iktidarın tercihiydi. Camiden uğurlandı. Evet. Şimdi oldu. Ama Aleviyim videosundan sonra ben birkaç kişi de böyle bir cesaret bulup hani senin de belki öyle bir yetkin vardır diye söylemeye çalışıyorum. Evet. Saklanmıyor. Buradayım ve söylüyor. Cesaret ediyor. Gösteriyor. Aynen. Vaktini de zamanında söylüyor. Benim de böyle yakın çevreden birkaç kişi milliyetçi de birkaç kişi ben Ermeniyim diyiverdi. Çok ilginçti benim için. Videodan sonra oldu bu. Yani şimdi bu o senin de yürüyüşün belki böyle bir etki mi yaratıyor acaba? Ya kesinlikle. Kesinlikle. Zaten bunu Cadının Bohçası'nda ben gördüm. Abla, ben şimdiye kadar cesaret edemiyordum. Senin oyununu izledikten sonra benim kendimle ilgili önyargılarım kırıldı ve ben aileme açıldım. Kendisiyle ilgili önyargılar. Evet. Evet, kendime karşı önyargılarım. Hani kendimi toplumsal baskılardan dolayı kendimi bastırmamı artık açığa çıkarıyorum. Bu zaten o zaman olmuştu ve şimdi de inanılmaz bir şekilde geri dönüşler oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben Aleviyim demesi yani 91 milyon kere tıklanmış. Yo, en son 103 milyonda bıraktım ben. Yani Türkiye'nin nüfusu ne kadar? Evet, yurt dışından ilgi var. 85 ise yurt dışında eğer ilgi var. Bir de ben şöyle düşünüyorum. Şimdi ben kendimden yola çıkarak hani ben Aleviyim diyememiş insanlar onu defalarca basıp izliyor. Her seferinde ben Aleviyim diyor aslında o insan. Anlatabildim mi? Burada da böyle bir şey oluyor. Yani de her bilgisayarın başında bir kişi yok. Belki 5 kişi izledi onu. Belki 400 milyon izlendi. 4 kişi. Belki abi tık 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 basıyorlar. Ben de öyleyim. Ben de öyleyim. Ya acayip bir etki yaratıyor. Aynı şekilde yani yolda yürüyorum, gelip benim yanımda ya ben 35 yaşındayım, trans kadın olduğumu kendime kabul ettiremiyordum. Sizin bu rahatlığınızı, bu insanların karşısına çıkıp kendinizi bu şekilde asla utanmadan kafan dik bir şekilde acayip cesaretlendirdi beni. Ben de artık aileme açılacağım. Ya da işte ben de buyum diyebileceğim. Acayip etkiliyor. Yani mesela aynı şekilde birisi çıkıp basa basa ben Ermeniyim dese, bir az önce dediğin gibi ben Ermeniyim, yani mesela Kemal Kılıçdaroğlu'ndan etkilenip ben Ermeniyim, ben Suriyanıyım aslında. Aslında ben Laz'ım. Niye bunu söylemekten korkuyoruz?
Bu bir baskıydı. Sizin için de çok büyük baskıydı. Buna ilişkin fikrini sormak istiyorum. Yani böyle bir genel egemen bakış açısı vardı. Ya kardeşim o Laz'ım derse, bu Kürd'üm, bu işte Süryani'yim derse biz nasıl birliği sağlayacağız? Hele bir de translar, LGBT'ler çıktı, bizim aile yapımız dağılıyor, bozuluyor falan filan. Ama bir yandan da ben hep şey düşünürdüm, ya insanlar bunu söyleyemediğinde orası dağılır. Aynen öyle. İfade edemediğinde dağılır. Ve bir sahtekar, sahte bir hayat, sahte bir söylem kol gezmeye başlar içimizde. Yalanlar meşrulaşır, sahtekarlıklar meşrulaşır ve en iyi sahtekar orada başkan olur. En iyi sahtekar orada para kazanır, zengin olur diye düşünüyordum. Sen bu ithamlara karşı ne düşünüyorsun? Hem ikisini de çünkü yaşıyorsun. Hem bir Kürt olarak, hem bir trans birey olarak. Hem bir de sosyalist olmuşsun sanki. Sosyalist. Neler yok ki feminist olarak. Bir de onu da kendin tercih etmişsin hepsini de yani. Evet. Ne diyorsun? Evet. Şimdi şöyle bir şey Kemal. Yani biz şimdi LGBTİ, Q bilmem ne artılar, böyle bir sürü kimlikler ya. Biz bu kimliklere kategorize etmek için sahip çıkmıyoruz. Bu kimlikler zaten var. Biz bu kimliklere sahip çıkma nedenimiz, siz bu kimlikleri aslında bize taktınız, tık 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 bir sürü. Biz bu kimlikleri sizin tanımladığınız şekilde de tanımlamıyoruz. Bu kimlikler bizimdir, biz tanımlayacağız, biz karar vereceğiz. Bu kimliklerin içini aslında boşaltacağız, biz boşaltacağız. Yani bu kimlikleri tarumar edeceğiz. Yani kategorize eden daha çok, aynı şekilde Kürt kimliği, aynı şekilde ne bileyim Ermeni kimliği. Yani evet kendi kültürümüzle yaşayacağız ama ben Esmeray olacağım, siz Kemal olacaksınız, diğeri Ayşe olacak. Trans kadın artık kalkacak ileride. Biz bunun için çalışıyoruz. Esmeray'ın ben ya. Yani bir yani, sosyalistin işçi sınıfını ortadan kaldırmak için sınıf mücadelesi yapması gibi bir şey. Gibi, kesinlikle öyle. Yani bu kimlikleri tanımlayıp biz tanımlayalım. Çünkü birisi tanımlıyor. Bizim dışımızda birileri tanımlıyor, yanlış tanımlıyor. Sapkın diyor, hastalık diyor, seks işçisi diyor, bilmem ne diyor, işte fantazi diyor, işte başka bir şey diyor, herkes bir şey söylüyor. Hayır, biz bu anlamdan sahip çıkıp kategorize etmek değil, o kimliklerin içine sıkışık kalmak değil, bu kimlikleri aslında tuzla buz etmek. Nasıl işçi sınıfını tuzla buz edip, yani ne patronsuz, ne de pezevenksiz bir dünya nasıl istiyorsak, burada da heteroseksizmsiz bir dünya istiyoruz yani. Aslında bu kadar basit. Bir şey söyleyeceğim. Heterolar neden mesela bu kadar kaygı, şey hetero, hep bütün heterolar değil yani, baskı uyguluyorlar. Yani böyle hepimiz böyle olacağız falan. Mesela birisi bana şey demişti ben böyle konuşurken, Kemal çocuğun ama LGBT birey olsa ne yaparsın falan filan demişti. Neden bu kadar kaygılanıyorlar sence yani? Siz onlara böyle hayır LGBT'yi olacaksın diye zorluyor musunuz? Ne oluyor Esmeray? Ne yapıyorsun? Ya öyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani biz kendimizi de zorlamadık LGBT olmak için. Yani çünkü yani bir yani bu bir hissiyattır. Bu bir yönelimdir. Bu bir yani sen ne kadar bir kadını seviyorsan ben de hani gay bir adam da o kadar bir erkeği seviyor. Yani lezbiyen bir kadın da o kadar bir kadını seviyor. Ya da kadını erkeği aynı arada seviyor. Yani bu çok niye basit bir şey ya. Niye biz bunu dert ediyoruz kimin kimi sevdiğini? Anlamaya evet. Çalışıyorum. Niye bu kadar dertliyiz? Yani sen niye onu seviyorsun? Birisini diye sevmek yani için. ya da yani şimdi heteroseksüeller, direkt heteroseksüel bireyler bizden korkmuyor. Bunu yani öyle olsa şimdi ben seninle konuşmazdım. Hani öyle değil. Heteroseksizm yani bizim üzerimizde var olan Türklüğü nasıl dayatıyorlar? Türklerle bizim kendisinden bahsediyorsun. Anladım. Evet. Baskın olan, üzerimize baskın ve egemen kılınan kimlik, heteroseksizm kimliği bizim üzerimize baskın kılınıyor ve insanların korkusu da bundan aslında. Yani şöyle kaygıları da var. Benim çocuğum eşcinsel olursa sorun yaşayacak, polisten dayak yiyecek. Hani şu olacak, bu olacak. Oysa ki heteroseksüel çok mu? Heteroseksüel bireyler bu toplumda çok mu özgürler? Hiç mi sorun yaşamıyorlar? Bu kadınları öldürenler kim? Yani bu kadınları öldüren, kadınlara tecavüz eden, çocuklara tecavüz eden, hatta
kavuğuna tecavüz eden, hatta pet şişeye tecavüz eden bir kişinin beyanı hiç ben eşcinselim dedi mi? Heteroseksüelim diyor. Sonuna kadar, dibine kadar erkeğim diyor. Anlatabildim mi? Yani insanlar bunun ya çok basit bir şey. Biz de herkes gibi yaşamak istiyoruz. Bu kadar bitti yani. Biz de herkes gibi sevişmek istiyoruz. Herkes gibi öpüşmek istiyoruz. Hiç farklı bir şey değil. Bir şey bir yere giriyorsa biz de aynısın gibi bir yere giriyor çıkıyor. Ama hani... yani bir yandan el ele tutuşmak bile şey biliyorsun itham olarak söylendi Gezi zamanı hatırlarsın. Son zamanlarda. El ele tutuşan ahlaksızları görüyorum genç çiftleri kastederek hatırlıyorum. Diyen, mesela bu heteroseksüellere de söylüyor bu. Yani tabii tabii onlara söylüyor. Hayır heteroseksüel onlara söylüyor. Heteroseksüellere söylüyor. Yani el ele tutuşmayı bile ahlaksızlık evet. Yani toplum ya, içinde el ele tutuşma. İki sevgili genç çiftten bahsediliyor burada. Neyse. Evet, şimdi Kemal samimiyetine dayanarak Kemal diyorum. Tabii ne demek Kesmen Hanım? Şimdi az önce ne konuşuyorduk? Ay birden laflar üst üste gelince. Ya sorma ben de artık yaşlanıyorum. Kim bilir ne? Yaşlandım. Çok şey birbirine üst üste söyleyince böyle insan dağılıyor. Yani şunu demek istiyorum. Heteroseks yani üzerimize var olan o heteroseksizmi baskın bize bir şekilde yani biricik tek cinsel yönelim heteroseksüellik olduğu için heteroseksizm kendini var ediyor. Yani mesela sen evden çıkınca ya da herhangi bir evde çıkınca uğradığı kasap eşcinsel olma ihtimali var mı? Neden düşünmüyor? Ama onu heteroseksüel varsayıyoruz. Bakkalı heteroseksüel varsayıyoruz. Kasabı heteroseksüel varsayıyoruz. Manavı heteroseksüel varsayıyoruz. Oysa ki bunların eşcinsel olabilme ihtimali de var. Hiç kimsenin aklına bu gelmiyor. Heteroseksüel varsaydığımız için dolayısıyla heteroseksizmi biz de günlük pratiğimizde besliyoruz bir şekilde. Hani görebilsek bunların da aslında eşcinsel olabileceğini sadece eşcinsellik seks işçiliğinden ibaret değildir. Giyim kuşamla işte belli stereotiplere uyarak belki bunları gösteriyoruz ama bir yandan evet. Da ben mesela eşcinsel olup gayet sakallı olan da biliyorum. Ne bileyim ben. Yani bir o yani diyelim dışarıdan baktığında bir şey tipik erkek ya da tipik kadın diyeceğin şeyleri giymesi ya da o görüntüde olması bir belirleyici değil diyorsun burada. Evet. Değil mi? Yanılıyor muyum? Evet. Az önce şimdi bunları konuştuk az önce söyleyeceğim kelime aklıma geldi. Şimdi LGBTİ artı LGBTİ Q artı bilmem işte daha kavramları karıştırıyorum bir sürü kavramlar. Bunlar insanlar söyleyince neden cinsellik aklına geliyor? Bu bizim sorunumuz mu? Evet. Güzel yeri yakaladın. Bu bizim sorunumuz değil. Bunu böyle hissedenin sorunu. Sen öyle bakıyorsun bana. Senin aklına cinsellik geliyorsa ben ne yapayım şimdi? Demek sende sorun var. Bende değil. Yani mesela ben hep bunu söylüyorum. Böyle hani insanlar direkt trans kadın LGBTİ artı dedikleri zaman altına cinsellik geliyor. Mesela ben 4 yıldır bir kere seviştim. Bir adamla seviştim. Bir heteroseksüel, o bunu söyleyenler bu kadar durabilir mi? Kendini kadar durdurabilir mi? Çünkü bu insanla alakalı bir şey. Karakterle alakalı bir şey. Yani kimisinin libidosu yüksek olur, kimisinin daha şey olur, kimisi yaştan dolayı libido iner. Hani çok apayrı bir şeydir. Yani buradan LGBTİ içinde cinsellik geçen, içinde seks geçen, içinde kadın geçen, içinde gay geçen, içinde lezbiyen geçen kelimeleri duyup da aklına seks geliyorsa sende büyük bir sorun var. Sende çok ciddi bir yani hastalık arıyorsan eğer biz değiliz, bizi görüp de aklına cinsellik geliyorsa sende var bir sorun. Bunu çok iyi anlatmamız lazım insanlara. Evet bu yani yakaladığın yer çok çarpıcı bir yer. Evet. Böyle oluyor. Onun dışında sanki sen tiyatro okuma, ne bileyim sinema, marangozluk da mesela hani bir trans bir marangoz olsa ne olur bilmiyorum. Eminim her yerde haber olur trans marangoz ya da. Tabii canım hiç olacak şey değil yani mesela. Kasap olsa falan filan. Evet. Gerçekten haber olur. Oysa niye evet. Olmasın? Yani niye evet. Hayatın içinde her yerdeyse o meslekler de aynı şekilde
Ki ben de konuşmanın kendisini hep böyle bir marangozluk işçiliği gibi hani ince hep öyle değer veririm. Senin de evet. belki de o konuşamıyorum dediğin dönemden artık konuştuğun ve hep sahnede olduğun, sahneyi gerçek anlamda kullanıyorum burada ama şimdi vekillikte belki bu açıdan onun bir devamı olacaktır. Çok mutlu etti beni, keyif de verdi bana işin doğrusu ve hep şöyle bir şey de gördüm kendi kişisel hayatımdan şey yapayım. Mesela kendinden kaygılananlar bir hetero olarak söyleyeyim. Böyle diyelim seninle yürümekten imtina ediyor yani bir trans bireyle görünmekten imtina ediyor. Oysa hani bu normal ne var ki niye yürüyemiyoruz gibi böyle şeyler bana söylendiği için söylüyorum. Hani evet. Sen bunu yaşamışsındır geçmişte de muhtemelen. Yani hep böyle bir kaygı yani nasıl anlatayım hep oradan bakma meseleye. Hani birisiyle bir karakterle bir kişiyle. Bir duruşu olan, bir tavrı olan, üstelik çok zor bir şeyi Türkiye gibi bir yerde başaran ve risk altında cesaretli bir şey yapan insanla beraber yan yana yürümek oysa onur verici olmalı. Evet. Belki de o yüzden onur yürüyüşü sizin yürüyüşlerinizin adı. Aynen öyle. Şimdi o ÖDP zamanında bizim Serkan var. Serkan Aydın. Hatırladım. Hatırladın değil mi? Hatırladım. Ben Serkan'la çok samimiydim o dönemi hatırlıyorsan. Yani birlikte görüşürdük. Otururduk, sohbet ederdik, kahvede otururduk ve beni uzun bir süre Serkan'la sevgili zannetmişler. Bak yine cinsellik insanların hakkında. Sordular bana, Serkan'a da söylemişler. Biz öyle güldük, ne alaka. Yani ben birisiyle arkadaş olamam, birisiyle çay içemem. Evet. İçtiğim zaman kanka oturduğum zaman işte, sen yani. Ya sevgiliyim ya da aramızda bir şey var ya da Serkan evet. da acaba İbne mi falan. Ama bak şunu hatırlıyorum Esmeray söyleyeyim. Ben çocukluğumda 70 doğumluyum. Diyelim 7-8 yaşındayız. Mahallede büyürken herkes el ele gezerdi. Erkekler de şeydi yani ama o bir sevgi gösterisiydi. O bir cinselliğe evet. dair bir şey değildi. Böyle ya böyle sarılır gezerler ya el ele. Ben net hatırlıyorum 77-78'ler. Sonra bu bir şekilde belki siyasal İslam'ın iktidarında pekişmesiyle birlikte şey oldu böyle. Dışlanan bir şey oldu. Oysa doğal, normal bir şeydi. Ne var ki bir sevgi gösterisiydi. Sevdiğim birine dokunmak, erkek ya da kadın cinselliğe dair değil ki 9-7-8 yaşında ne olacak yani. Bu günlük hayatta bu görüntüyü çok net hatırlıyorum. Şimdi aklıma geldi seninle konuşunca. Şimdi silinmiş aklım. Oysa var ve benim gibi 50'li yaşlarda olan herkes hatırlayacaktır bunu. Yani evet. Günlük hayatımız da bu şekilde aslında... sığlaştırıyorlar ve her şeyi bir dakika onu öyle yapma bu cinselliğe gönderme bunu böyle yapma bu cinselliğe evet. gönderme diye belki her şeyi öyle tarif ederek hayatımızı daraltıyorlar. Kesinlikle. Peki Esmeray 57 dakika olmuş bayağı konuşmuşuz. Teşekkür ederim. Evet. Ağzına sağlık. Son söz sende olsun. Ne demek istersin dinleyen vakit ayıran herkese? Evet, ben çok teşekkür ediyorum konuk ettin ve çok eski bir arkadaşım, aynı yolda yürüdüğüm bir arkadaşıma böyle bir şekilde konuk olmak ve bu sohbet için çok teşekkür ederim. Ve insanların desteğini bekliyorum. Destek nedir? Her bir oy bana güç verecek. Gerçekten benim sırtımda ağır bir yük var. Gerçekten artık yani bundan sonraki kuşakların cenazelerini artık kaldırmak istemiyoruz. Bunun içinde insanlara destek var. Bana gelen her bir oy beni güçlü kılacak. Diyorum teşekkür ederim. Ağzına sağlık Esmeray. Çok teşekkürler. Yolun açık olsun, zihnin açık olsun. Hoşça kalın. Herkese teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.